Boston Üniversite için tek vücut oldu. Göksun Meslek Yüksekokulu'ndayız. Birazdan burada Göksun Protokolü, Göksun'a Yüksekokulun fakülte bölümleri açılması için bir toplantı yapılacak. Oranda çeşitli istişareler yapılacak. Göksun'a yeni fakülteler nasıl kazandırılabilir? Bunun istişareleri yapılacak. Daha sonrasında ise konuşmacılara söz verilecek. Toplantıyı Göksun TV izleyicilerine tamamını izlettireceğiz. Göksun Meslek Yüksekokulu konferans salonunda yapılan toplantıya ilgi yoğundu. Göksun'un eğitim konusunda ne yapabiliriz ve biz size düşüncelerimizi aktaracağız. Sizin düşüncelerinizi de almak istiyoruz. Eski Milli Eğitim Bakanlarımızdan Profesör Doktor Mehmet Sağlam kütüphanesini bize bağışladı. Şu anda okuma salonlarıyla ve kütüphanesiyle modern bir kütüphane haline gelecek. Tahminim 5 ile 10 bin arasında bir kitabının olduğunu tahmin ediyorum. Buraya gelecek ve güzel bir kütüphaneye sahip olacağız. Bunun çalışmalarını başlattık şu an. Burada 10-12 kadar sınıfımız çıkabiliyor. Yemekhanemiz, ofislerimiz, 28 tane ofisimiz çıkıyor. Hiçbir fiziki ihtiyacımız yok yüksekokul bazında ve meslek yüksekokulu bazında. Ama fakülte düşündüğümüz zaman ayrı bir fiziki ihtiyacımız var. Eğer fakülteyi değil de bu söylediklerimizi düşünürsek bizim fiziki altyapımızın 5 üzerinden en az 4 edeceğini düşünüyorum. Bizim bir araya gelerek ben değil biz olarak bir güce ihtiyacımız var. Bunun için de zaten sizlerle bunları paylaşmak istiyorum. Göksun için, Göksun'un geleceği için buraya geldik, fikir yoruyoruz. Ben şöyle bir soruyla başlamak istiyordum. Bu önerdiğiniz uygulamalı bölümler için hangi tür puanla öğrenci almayı hedefliyorsunuz? Peki bölümlerin aynısını yeniden mi açmak istiyorlar? Veyahut da bu şekilde bunları söyleyeceğinize sosyal bilimlerin bir bölümü olan İktisadi İdari Bilimler Fakültesini açsak da onun yanına bunları koysak olmaz mıydı diye düşünüyorum. Bir de kendi Tanrı'nın kendilerine vermiş olduğu beyinleri iyi değerlendirseler de ülkenin ve insanlığın hayrına olacak şeylere beyinlerini yorsalar olmaz mıydı diye düşünüyorum. Onun görüşlerinde bazılarını aktarmakta fayda görüyorum. Bunlardan birisi mekatronik yani elektrik ve mekanik kısmı ihtiva eden bir ön lisans programı için ısrarla üzerinde durduğum, lütfen üzerinde eğilin, çağın vazgeçilmez mesleği bilişim teknolojileri diyoruz. Bu da teknoloji fakültesi yani eskilerin teknik eğitim fakültesi dediğimiz fakültenin içerisinde bir bölümdür. Bu bölümün bilişim teknolojileri bölümünün Göksun'da açılmasını istiyorum. Geleli 7 yıl oldu. 7 yıldan beri her platformda söylediğim efendim bölümlerden birisi budur ve üzerinde ısrarla da durmak istiyorum. Rehberlik, psikolojik danışmanlık
bölümü. Engelliler şu anda çok revaçta. Okul öncesi eğitim çok revaçta. Çok fazla efendim talebin olacak kanaatindeyim. Bir eleştirim olacak. Yine bizim buradan dayanışıp giden öğretmen arkadaşlarımıza emeğinizden dolayı teşekkür ediyoruz. Hakkınızı helal edin cümlesini kullandım. Birkaç öğretmenime. Bu sene sirkülasyon biraz fazla oldu. Bundan dolayı çok arkadaşım kapıdan çıkarken gelip müdür bey elinizi öpebilir miyim? Biz çalıştık ama emeğimizin karşılığını aldık. Sitesini hazırlayanlar, Göksu'nun tanıtımını hazırlayan kaymakamlık, belediye ve basın olsun, daha aydınlatıcı, daha pozitif haberlere öncelik verip ilçenin dışarıya, yani gereksiz adli haberlerle siteyi doldurmamaları, Göksu'nun iyi yönde tanıtılması gerekiyor. Bir dedik şey alalım ki, merkeze yakın bir yere veya merkezde bir yere bakalım. Çocuklar işte harcamaları falan Göksu'nda gelsin. Yani evet. Öyle bir düşünce var aklımda. Daha sonra bunu işte kayıplar kurum tarafından buraya daha uygun olacak şeklinde teknik olarak bir görüş olacak. Biz de hep beraber Göksu olarak tamam yani sizle beraber. Efendim diyeceğim husus şu, belirtmek istediğim husus. Efendim bir esnafa yüksek okul dediğin zaman, hani ben öyle görmüyorum ama esnaf potansiyel müşteri olarak gördüm. Şimdi de bir şey olsa Göksu'ndan geçiliyor. Elbistan'da da bir şey olsa Göksu'ndan geçiliyor. Bence şu an üniversitede hangi bölümün açılmasını düşünmekten öte birkaç yıl sabırlı davranıp, yani en iyi meyve sabrın sonunda yenilendi. Birkaç yıl sabırlı davranıp, öncelikle üniversite, yüksek okul Göksu'na ne gibi bir katkıda bulunabilir? Yani Göksu'nu geliştirip, Göksu'nun gelişimiyle birlikte şu an mevcut bölümlerin doldurup, yani şu an hiçbir bölümde bir kere eksik öğrenci olmaması lazım. Tüm bölümlerin dolup rağbet gören bir yüksek okul haline gelmesi lazım. Bu yüzden konusunda olması gerekiyor. Başa girmek çok önemli bir konuya girmemiz gerekiyor. Sağlık meslek sesinde bizim 52 tane son sınıf öğrencimiz var, 12'si. Bunun 34 tanesini biz Kahramanmaraş merkeze gönderiyoruz. Önümüzdeki yıl Kahramanmaraş merkezinde sağlık meslek sesinde öğrenci sayısı, uygulamaya çıkan öğrenci sayısı artacağına büyük bir ihtimalle eğer dış bir mucize olmasa bizim öğrencilerimizi kabul etmeyecekler. İstatistiklerine baktığımız zaman daha fazla sınıf öğretmenlerine, tercihliklerine, özellikle Göksu'ndan daha fazla sınıf öğretmenlere, bölümüne tercihliklerini görüyoruz. Halil Bey de az önce bahsetti, genelde önerdiğimiz okullar eşit ağırlıkta yani. Okullar, 2 yıllık sağlık okulları düşünülebilir. Yani bir radyoloji, bir anestezi gibi. Şu an diğeri de geçerli olan. Benzer bölümler var. Malumunuz Türkiye'de 2000 yılında başlayan mekatronik, mekanik elektronik alanındaki mühendislik dalı var. Bu Japonya'da 1945'te, Almanya'da 1960'ta, ülkemizde de 2000 yılında eğitim öğretimi Kocaeli Üniversitesi'nde başlandı. Müthişte bir istihdam alanı var. Özellikle makinenin hem mekaniği hem de elektroniği üzerinde bilgi sahibi gençler yetiştiriyor. Bu bölümlerden çıkan gençler için bu bölüm de bence düşünülebilir. Oriental, meyvecilik ve hayvancılıkla ilgili, besi hayvancılığı ile ilgili farklı bölümler düşünülebilir. Burası besi hayvancılığına da uygun. Veya hasat sonrası teknoloji bölümler uygun. Hasat sonrasında da kayıtlarımız var. İşlemesi, paketlemesi, standartizasyonu ile ilgili bölümler düşünülebilir.